Aşağıda mı? Nerede? Buralarda bir yerde. Ne yapıyorsun sen? İrfan Bey, ben İlahi Hanım'a gelen davetiyeleri getirmiştim. Ne yapıyorsunuz? Ödümü koparttınız. Bırak şunları. Bırak. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Senin umurunda değil, değil mi? İrfan Bey, ne yapıyorsunuz? Bak bu fotoğrafa. Bak, Süleyman'dan aldığım paraları yerken belki aklına gelir. İrfan Bey, ne diyorsunuz yine? Fotoğrafa bak. Bu benim oğlum. Adı Deniz. Doktor beyninde saatli bomba var dedi. Sen her gün oğlunun ölümü bekleyerek yaşamak ne demek biliyor musun? Bilmezsin tabii. Bilsen de umurunda olmaz. Ben çok üzüldüm. Ama niye bana bağırdığınızı anlamıyorum. Bu çocuk senin yüzünden ameliyat şansını kaybetti. Sen ne kadar aldın Süleyman'dan? Neydin bu çocuğun hayatına? İrfan Bey, bir saniye. Bir saniye, ne oluyor yine? Neyle suçluyorsunuz beni, anlamıyorum. Ben seni buradan kovdum. Sen tırnaklarını geçirdin, bu işte kaldın. Salaklık bende, ben seni işsiz zannediyorum. Meğer sen Süleyman'a çalışıyormuşsun. İrfan Bey, bakın, ben Süleyman Bey'e de aynı sebepten katlanıyordum. Size de aynı sebepten katlanıyorum. Ben evime ekmek götürmeye çalışıyorum, bu kadar. Hakan, aynı sebepten mi katlanıyorsun? Sen kimsin ya? Sen kimsin, beni yargılıyorsun, söyler misin? Evet, Hakan'a da aynı sebepten katlanıyorum. Para için var mı bir diyeceğin? Var! Sen benim çocuğumun, ailemin hayatını tehlikeye attın. Yahu ben bir şey yapmadım. Eminim hiçbir şey yapmamışsındır. Ben senin gibi kadınları gayet iyi tanıyorum. Ekmek parasıymış. Para için her şeyi yaparsınız siz. Kendine gel. Sen bir gün benden özür dileyeceksin. Çık dışarı. Çık dışarı. Ne oluyor yine? Profesör, ne oldu? Sal kafam. Bir de seni insan zannediyorum. Yok, bitti benden bu kadar. Yapamıyorum ya. Ben bu İrfan'la uğraşamıyorum. Bitti. Geliyorum, tamam mı? Dönüyorum masa başına. Ben ömrümde böyle hakaret duymadım amirim. Kızım, sen istedin. Ben masa başında çalışmak istemiyorum dedin. İşe yaramak istiyorum abi dedin. Demedin mi? Yahu dedim, tamam dedim abi de. Ben nereden bileyim böyle olacağını? Bak, Süleyman'la uğraşırım. Salak oğluyla uğraşırım. Her şeyi yaparım ama ben bu adamla uğraşamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Dilekçe falan mı yazayım? Sen söyle amirim, yapayım. Hadi ya. Öyle mi? Bu saatten sonra başka birini bul. Yerine sok. Nasıl olacak o iş? Hemen geri dönüyorsun. Nihal, hemen geri dönüyorsun. İrfan mirfan anlamam, İlay'ın peşine düşüyorsun. Biletleri gördü. Ben o sırada uyanmalıydım. Hiç kondurmadım. Salaklık bende. Süleyman niye bizi buraya tıktı? Hı? Bu kız niye taktı peşimize? Başka türlü ne bizi bilemez çünkü. Şimdi ben uykusuz kalınca ertesi gün sürünüyorum. Ben çekeyim. Görüşürüz.
geldiniz Süleyman Bey. Senin ne işin var burada? Burada çalışıyorum. İlay Hanım söylemedi mi? Söylemedi. Kendi kafasına göre iş yapmış. İlay Hanım odasında mı? Süleyman Bey, ben sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Hiç konuşasım yok kızım. Egemen, Süleyman geldi az önce. Ben içerideydim. Süleyman kızın burada çalıştığını bilmiyordu. Gerçekten İlay işe almış. Beni ihbar eden Ayşe değil. Arkadaş, babam sosyal medyaya mı düşmüş? Sosyal medyanın dibine kadar düşmüş ya. Vay, vay. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Aa, profesör aramış. İrfan'ı hatırlıyorsun değil mi sen? Hı-hı. İrfan abini. 10 numara adamdır ha. Hala 10 numara. Şuna bir girdin. Egemen. He? Konuşmamız lazım. Deniz'in ameliyatıyla mı ilgili? Buluşunca anlatacağım. İrfan, ne yapıyorsun lan? Pusu mu kurdun? Neden yaptın? Beni neden Süleyman'a sattın? Ulan Süleyman peçime adam takmıştır dedim. Ayşe bilekleri gördü, o gammazlamıştır dedim. Eğer İlay gittiğimi öğrendiyse o Süleyman'ı fişliklemiştir de dedim. Bu dünyada hiç kimseye güven olmaz. Herkes beni satar ama Egemen başkadır dedim. Ben senden bir saniye bile şüphe etmedim ulan. Ama sen beni para için sattın. Sen benim oğlumun canını para için ateşe attın. Sen bu musun lan? Hayır. Sattım ulan, sattım işte. Sen... Oh, öğrendin. Sen beni Süleyman'ın bıraktın lan. Herif beni gebertecekti. Sen beni ölüme bıraktın ya. Oğlum, asıl sensin. En başta sen beni sattın lan. Ben seni orta yerde bırakmadım. 2 hafta bekleyeceksin, 2 hafta. 2 haftanın sonunda 2 milyon daha gelecekti. Ama o para da sana yetmedi değil mi? Aç gözlü. Gelecekti. Ulan bir gün ortadan kayboldum. Ben her şeyi birbirine karıştırdım. Kasayı boşaltacağım. Benim kabahatim mi? Beceremedim lan. Benim kabahatim mi? Bu kadar zamandır çevirmediğin dolap kalmamış. Bir bunu mu beceremiyorsun? Ulan ben mi geldim sana? Sen geldin bana para lazım diye. Onun poncuyu seni bebe soktum. Babil tepeme yıkılacaktı. Ben canımın derdine gittim buradan. Senin aklın alıyor mu? Benim oğlum can çekişiyor. Ben can çekişiyorum. Senin kafan alıyor mu bunu? Elini ha? Ayağını çek. Çekmezsem ne olur? Elini vurursun. Ayağını çek. Hadi vur. Şu kadarcık kalmıştı lan. Şu kadarcık kalmıştı. Ben mi ağır geldim sana lan? Beni mi taşıyamadın? Ben mi ağır... Benim yüküm mü ağır geldi sana? Ne ağır gelmesi oğlum? Sen benim kardeşimdin be.
Sen benim kardeşimdin. Ama açgözlülüğün yüzünden benim oğlumun canını tehlikeye attın sen. Ne için ulan? Bir araba. Bu beton yanında yaşamak için mi? Ne betonu lan? Ne arabası? İşleri biraz yoluna koydum diye ablam beni affetti. Yıllardır beni arayıp sormayan babam beni sormuş. Oğlum ben isteseydim ilk gün seni satardım. Ama yapmadım. Yapmam İrfan, ben seni bırakmadım. Deniz'e içim yandı oğlum benim. Ama sen beni şu kadarcık bile anlayamamışsın. Anlamadın oğlum sen Egemir'i. Her şeyim, her şeyim İrfan. Her şeyim. Asıl her şey sensin. Ama ben sana burada ne desem boş. Bundan böyle benim Egemen diye bir kardeşim yok. Sen benim için ölüsün artık. Yolun açık olsun. Ölmüşüm. Sen yaşıyorsun da ne oluyor lan? Abin benim için bitmiştir. Bundan sonra herkes kendi yoluna. Ne demek Babil bitti? Ne oluyor ya? İrfan. Ne? Süleyman'a benim söylediğimi öğrenmiş, biliyor işte. Ne? Ne dedi peki? Ne diyecek? Sen ne derdin işte onları söyle. Ay adamın dünyası karardı. Ya bu İrfan her şeyde birinci mi arkadaş ya? Eğer mağdur biri olacaksa en mağduru İrfan. Ya bu adamın mağdur olmadığı, haklı çıkmadığı tek bir tane olay olmayacak mı İlay ya? Ya bari sen yapma bunu ya. Bu adam ne zaman bizi düşündü İlay? Biz niye hep onu düşünüyoruz? Ben anlamıyorum ki. Hadi ya. Ha. Ya ben ne olursa olsun çocuğu için bana ne mi dedim ya? Ya ben en başından bırakıp kaçıp gidebilirdim ya, ama ben yapmadım ya. İrfan'ı satmadım ya. İrfan ilk fırsatta bıraktı gitti beni ya. Gitti, kaçtı. Haksızlık ediyorsun şu an. Ne? Haksızlık ediyorsun şu an. Ya kim kime haksızlık ediyor? Bari sen böyle söyleme İlay ya. Sen bu adamı 7 sene bekledin. 7 sene. 7 senenin sonunda ne oldu? Seni bıraktı gitti, yüzüstü bırakıp gitti. Yetmedi, bir de evlendi, üzerine çocuk yaptı arkadaş. Egemen, İrfan'ı ben bıraktım. Biliyorsun ben gittim. Haklıydın. Neymiş? İrfan Bey idealleri uğruna akademik kariyer yapacak, profesör olacakmışak. Aa bak, oldu profesör. Eğer ben doktorun buraya geleceğini öğrenmeseydim, burada ameliyat yapacağını öğrenmeseydim, ben bunu yapar mıydım? Ben bu kadar vicdansız mıyım İlay ya? Ha? Ya ben ölsem benim arkamdan hiç kimse ağlamaz ya. Benim cenazem kalkmaz ya. Ben birazcık para kazandım diye ablam benimle barıştı ya. Yıllardır aramayan babam beni aradı ya. Ben kızgınım. O ailesi için para istediği zaman oluyor, ama ben istediğim zaman açgözlü oluyorum değil mi? Asıl ben kızgınım İlay. O benim neler düşündüğümü, neler yaşadığımı, ne için fedakarlık yaptığımı hiç anlamadı İrfan. Hiç anlamadı İlay. Hiç olmazsa onun bir tane ailesi var. Benim hiç kimsem yok İlay. Ben dımdımla böyle don gibi yalnızım böyle. Ha. Bana kimse bir şey anlatmasın. Az bile yaptım.
Ben çok pişmanım Egemen. Yanlış mı yaptım, kötü mü yaptım? Kendime sormadığım gece yok. Yani ben seviyorduysam o zaman ben fedakarlık yapsaydım İrfan için. Madem bu kadar seviyordum. Ben de köpek gibi pişmanım bile. Fedakarlık yaptığım için. Kan duygularımı gömdüm. Toprak attım üstüne. Kendimden vazgeçtim bile. Niye? İrfan için. Kardeşim İrfan. Gözünü ayırma evdekilerden de İrfan'dan da. Ne oldu, çıkmışlar mı hastaneden? Benim pamuk kalpli sultanım. Şimdi sen duygusalsın ya. Kadına çocuğa üzülüyorsun tabii. Ama bir daha hastanelere falan götürmeye kalkma. Ne kadar çocuk gözümün önünde bayıldı Süleyman, ne yapsaydım? Şoförü çağırsaydın ya da güvenlik götürseydi. Şu patlama meselesini anlayana kadar siteden çıkma. Aa. Çıkacaksan da bizimkilerden biri ikisi yanında olacak. Bu ne şimdi? Yarı açık cezaevi mi burası? Süleyman çocuk gözümün önünde bayıldı diyorum. Ben o saatte artık düşünebilir miyim şoförmüş, güvenlikmiş? Neyse ne. Bu çocuk mocuk meselesine karışma. Rica ediyorum bak. Yahu karışacak bir şey yok. Çocuk ameliyat olacak zaten. Ben iyi olsun istiyorum. Başka bir şey istemiyorum Süleyman. Şimdi doktoru getiriyorlar ameliyat olması için. Çok şükür. Sen bunları Egemen'den mi duydun? Sen benim Egemen'le görüştüğümü nereden biliyorsun? Şimdi sen söyledin ya. Ne işim vardı gecenin bir vakti Egemen'in evinde? Süleyman, adam aradı, canım sıkın dedi, atladım gittim. Ne var bunda? Ayrıca haberin yok senin. İrfan'la Egemen birbirine girmiş Süleyman ya. İrfan öğrenmiş Egemen'in onu ihbar ettiğini. Büyük kavga etmişler. Şimdi tutturmuş Egemen, benim Babil'de işim gücüm bitti bundan sonra diyor. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Bana mı sormuşlar? Kavga mavga anlamam. O herifler benim evlerimi sattı. Kaporo parasıyla kendilerine maden aldı. Şirket kurdu. Beni 20 milyon zarara soktu. Borç ikisinin borcu. 2 milyonumu bu hafta getirecekler. Bilmiyorum. Onlar böyle bir kavgadan sonra tekrar nasıl bir araya gelir ben bilmiyorum. Vallahi kendileri bilir. Eğer borçlarını ödemezlerse İrfan ameliyatı mameliyatı unutsun. Egemen de kaçacak delik arasın. Ben sana çocuk diyorum. Sen bana borç diyorsun. Pes. Bak, bunu diyorum işte. Şimdi sen üzüleceksin, bana saracaksın. Ben de seni kırmamak için olmadık şeylere olur diyeceğim. Kendimi de seni de kullandırmam. Senin benim meselen değil bu. Yahu ne demek meselem değil? Mesele çocuk diyorum Süleyman, çocuk. Ya çocuğu babası düşünmemiş, ben mi düşüneceğim ha? Ben evlatlarım için, senin için yıllardır çalışıyorum, uğraşıyorum. Ben seni de çocuklarımı da böyle bir vaziyetin içine sokar mıyım ha? İyi o zaman hiç kimse çalışmasın. Canınız dişine takmasın. Öyle bir dünya yok İlay. Sen şu anda şaka mı yapıyorsun bana? İrfan gibi 50 tanesine yardım etmişimdir. Ama borç değil, sadaka vermişimdir. Onlar borçlarını ödesinler, sonra da ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bu kadar vicdansız olabileceğine gerçekten inanmazdım. Gerçekten inanmıyorum. İlay! Tamam, lütfen üstüme gelme. Bence bir süre konuşmayalım, sen bir süre de gelme. İlay! Ben diyeceğimi dedim. Sakın bir daha beni kendinle tehdit etme. Anladın mı? Anne! Anne! Ana yok. Daha işleri bitmemiş. Afiyet olsun. Bana da çorba koy. Tamam. Nasılsın baba? Ne oldu? Ne istiyorsun? Bir şey yok. Öyle soruyorum. Ev satışlarını sordum geçen gün.
Kıpırdamıyor dedi çalıştaki eleman. Ne yapsak? Bir kampanya falan mı düzenlesek? Bakarız. Ayşe'yi işe geri alacağım. Gerekirse maaşını benden kesersin. Ben çalışan adama maaş veriyorum. Sen harçlık alıyorsun. Biriktirdiğin harçlıklarla mı karıyı işe alacaksın? He? Ayşe meselesini de kapat artık. Baba senin benimle derdin ne? Allah aşkına ne dedin ne yapmadın. Ne istediğin de tamam demedim. Hakan kapat uzatma. Bana muamelesi yapma. Senin oğlunum ben. Yapma. Gözünün içine bakıyorum bir şey de diye. Çocukluğumdan beri yaranamadım. Adam olamadın adam. Sen doğduğunda 7 tane koç kestirdim erkek oldun diye. Özel okullara tonla para gömdüm. Sonuç koca bir hiç. Bu eve beladan başka bir şey getirmedin. Şirkete geldin bir işin ucundan tutacağına karının peşine düştün. Ne karısı iş için istiyorum. Gidersin kendi işini kurarsın istediğini işe alır istediğini de atarsın. Metresine şirket veriyorsun. Ev veriyorsun. Altına araba peşine asistan. Ben ne istesem batıyor. Kapat çeneni. Bir daha bana. Ne? Ne yaparsın? Bir dahaki tokadı bana mı indirirsin? Lan! Yalan mı söylüyorum baba? El alemin buna verdiğini benden esirgiyorsun. Lan! Gebertirim lan seni. Utanmaz köpek. Ulan Allah seni bana ceza diye mi verdi ha? Sen... Göreceksin ceza neymiş. Hemen oluşturalım randevunuzu. Tamam. Tabii ki. İyi günler. Hakan Bey. Ne haber Ayşe? İrfan burada mı? Burada. İçeride bir toplantısı var. Beklerim. Varsa elinden bir çay da içerim. Tabii hemen. Pardon bir saniye. Babil Madencilik buyurun. Tabii alayım hemen. Tahsin Özyurt, evet. Deniz Bey? Ha, İrfan Bey'in oğlu. Tamam. Tamam, hastanede görüşecekler. Yazıyorum. Bugün saat 22'de Houston'dan uçağa biniyor. Tamam. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Hayırdır? Hayır, hayır. İrfan Bey'in oğlunun ameliyatı için aradılar. Doktoru geliyormuş da haber vermemi istediler. İyi günler. Ben bir Hakan Bey haber vereyim. Zahmet etme. İrfan Bey kusura bakmayın durdurmaya çalıştım ama. Önemli değil Ayşe Hanım. Siz bunları alın. Benim odama götürün.
Ben kendisiyle ilgilenirim. Tamam, peki. Geç otur. Biraz da iş konuşalım İrfan Efendi. Bizim seninle konuşacak bir işimiz yok. Bu işler sırayla değil, parayla. Ortak olacağım. Parasıyla değil mi? Babam bundan hoşlanmayacaktır. Babamı karıştırma istersen. Oğlunu tehdit ettiğini öğrenirse senin için iyi olmaz. Ben Hakan Yavuncu olarak karşındayım. Sen benim için sadece Süleyman Yavuncu'nun katil oğlusun. Bu şirkette işin yok. Hadi. Sen kendini ne sanıyorsun? Cidden merak ediyorum da soruyorum. İki okul okudun, burada iki hava bastın diye adam mı sanıyorsun? Adam olmak için ne yapmak lazım? Pardon? Senin gibi insan öldürüp baba forsuyla adaletten kaçınca mı adam olmuyor? Hadi, benim katillerle işim yok. Al. Adam vurdum, karşındayım. Adalete teslim et beni hadi. Hadi. İrfan, ben katilim. Peki sen nesin? Para için cinayet saklayan bir şantajcı. Defol buradan. Çay kahve ister misiniz diye soracaktım. Hiç gerek yok. Beyefendi gidiyordu zaten. Kapıyı gösterirseniz iyi olur. Senin gibilerin müşteri seçme şansı yoktur İrfan. Bil bakalım bir de kimlerin yoktur. Çık dışarı! Bunun hesabını soracağım. Sen de göreceksin. Ne olduğunu sorabilir miyim? Sormasanız daha iyi. Oğlum kapının önünden çok uzaklaşma. Ben yemeğe bakıp geliyorum. Tamam anne. Az daha izliyordun beni. Özür dilerim. Görmedim. İrfan'ın oğlu musun sen? Babanın yanından geliyorum şimdi. İstersen yanına birlikte gidelim. Araban güzelmiş. Benim arabamı da görmek ister misin? Hop birader, bakar mısın? Alo Yalçın, akşam buluşalım. Niye, ne oldu? Ne demek ne oldu? Borcunu ödeyeceksin bana. Paralar nerede lan? Soyulduk. Ne diyorsunuz Süleyman Bey? Abi hırsız nasıl girsin buraya? Giremez. Kim biliyor bu şifreyi başka? Kudret. Hakan. Hakan. Ulan bu çocuk elimde kalacak yeminle ha. Hepsini almış. Nerede ben o şerefsiz oğlum ha? Geceden beri arıyorum, telefonu kapalı. Kasayı boşaltmış. Ulan ben böyle evladı hak edecek ne yaptım ha? Elime bir geçireyim var ya. Sakin, biraz sakin ol. Allah Allah. Ben söyledim, geldi aldı kasadan parayı. Ne demek aldı? Ne yaptın parayı? Lazım oldu. Sana mı hesap vereceğim? Bana bak. Yine İlay'a para teklif etmeye oynuyorsan fena olur. Bu evde metresinin adını anmayacaksın. Sen de adam gibi anlat o zaman. Vakfa lazım oldu. Seçim var yakında. Başkan olmak istiyorsan para lazım. Ben söyledim Hakan'a git al diye, o da geldi aldı. Ya ben babamın mirasını yemek için senden izin mi alacağım?
Ha? Ayıp be. Şu haline bak. 300-500 için şu ettiğin tantanaya bak. Ne 300'ü 500'ü? 5 milyon almış 5. Ne oldu? Rengin attı bir anda. Bir hırsızlığı eksikti. Ulan hırsız oldu geldi bizden çalıyor iyi mi? Ya vardır bir bildiği. Sorarız söyler. Konuş sen konuş. Ana oğul delirteceksiniz beni. Şununla konuş. Yoksa elimde kalacak. Allah'ım ya Rabbim ya.